Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili camışlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Camışlar için çok ilginç bir hafta. Kurban bayramı geliyor. Acaba kurban edilecekler mi? Ne dersin bu? Boğa burçları için ilginç bir dönem başlıyor. Evet, boğalara bakalım. Venüs'ün Neptün'le karesi kurban olma durumuna işaret ediyor olabilir mi dersin? Valla kurban olma durumuna da yani zaten gökyüzü büyükbaşları çok sevmiyor bu dönemde. Evet. Yani büyükbaşlarla ilgili bazı sorunlarımız var. Sevgili büyükbaşlarımız, canlarımız, sevgili malaklarımız, canızlarımız, boğa gruplarımız. Çok ilginç bir döneme giriyorsunuz bu hafta. Evet, Venüs yay burcuna geçiyor. Anlat bakalım sevgili Demet, neler varmış Venüs'ün yay burcunun boğa etkisinde? Boğa burcunun yöneticisi Venüs bir süredir akrep burcundaydı, boğaların karşıt burcundaydı. İlişkilerle ilgili konular daha aktifti, daha hareketliydi, ortaklıklarla ilgili konular. Şimdi yay burcuna geçince artık para konularında biraz destekleyecek. Yani biraz boğalar da çok yer şişerler biliyorsun yani. Çok yer şişerler. Düşünsene kilolar çok diyor bu adamlar. Şimdi boğa arkadaşlarının, boğa burçlarının maddi ve ekonomik gelirlerinde bazı artış, bankacılık işlemlerinde olumlu etkiler, küçük basit operasyonlar, bu basit diş operasyonları, işte küçük ne diyebilirim, estetik operasyonlar, bunlar olabiliyor. Bunlarla ilgili olumlu haberler gelecek. Çünkü Venüs yay burcunda aslında biraz daha avantajlar sağlayacak onlara. Bu Venüs'ün bu etkisinde biraz keyfini çıkartmaları lazım. Çünkü son 2 yıldan beri ilk defa Venüs bu bölgede hızlı bir şekilde bulunuyor. Bir de önümüzdeki dönemde retrogradeler, şunlar bunlar var. Yani Venüs'ü burada bu kadar hızlı bulamazlar bir daha. Evet. Fırsattır, evet. Değerlendirin derim. Evet. Hafta ortasında 8 Ekim'de Merkür Satürn'e kavuşacak Akrep burcunda. Biraz ilişkilerle ilgili ciddi konuşmalar mı gündeme gelecek acaba? Valla iş ortaklıkları ile ilgili ciddi konuşmalar, evlilik. Evlilikle ilgili mesela genç boğa burçları evlilik teklifi alabiliyorlar. Evlilik ve hayatı belli bir çizgiye getirebilmek için. Çünkü burada Merkür kavuşumu Satürn'de aslında Jüpiter'den trine alıyor bu. Evet. Neptün'den de destek arıyor. Evet. Aslında bu üçlü bir açı. Önemli bir iş ortaklığına imza atabilmekten tutun. Evlilik kararı vermek gibi bir yapıyı da temsil eder. Yalnız unutmamak lazım. Merkür Satürn'ün biraz ketumdur. Bunun yanında mesela iletişimlerde kısıtlanma, düşünsel kısıtlanma, yanlış imzalar atma gibi konuları da ortaya çıkartır. Bugün biraz dikkatli olun. İmza atarken çok dikkatli olun derim. 10 Ekim'de yöneticisi Venüs'ün Neptün'e karesi var. Bu tehlikeli. Evet. Bu aldanışlar ortaya çıkarabilir. Beklentilerde abartılar, hayal kırıklıkları, üzgünlükler, aşk ve ilişkilerde problemler, küçük parasal kayıplar olabiliyor. 12 Ekim'de de Güneş Kare Jüpiter var. Şimdi bu 12 Ekim'miş, 8 Ekim'miş, 7 Ekim'miş, 10 Ekim'miş bilinçokuru astroloji servislerinin günlük burç yorumları var. Ayla beraber bu dereceleri daha net ve daha kesin görebiliyorsunuz. Günlük burç yorumlarına sizi bekliyoruz sevgili boğalar. Daha fazla detay, daha fazla bilgi, daha fazla geleceğe güven. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.